Evet, değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar, bir Diyetkolik webinarına daha hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Sayın Kenan Yıldırım. Diyetisyen Kenan Yıldırım, aramıza hoş geldiniz efendim. Gündemimiz kanser hastalarında beslenme. Herkese merhaba. Bugün sizlere kanser hastalarında tıbbi beslenme tavsiyesi anlatacağım. Evet, biliyorsunuz en zahmetli ve en sıkıntılı hastalardan birisi kanser ve beslenmesi ayrı bir komplike durum. Tedavisi ayrı bir komplike bir durum. Kanser hastalarının antropometrik ölçümü, işte beslenmesi, diyet yazılımı, bir vaka çözümü de olacak en sonunda. Bugün bir başlangıç yapacağız bu şekilde. Şöyle ben sunumum ilerliyorum bakın. Evet. İlk başta bir kanserin tanımını yapmak lazım. Kanser nedir? Fizyolojik bozukluk biliyorsunuz. Yani vücutta fırsatçı enfeksiyonların vücuttaki hücreleri ele geçirerek kontrolü çoğalması. Yani bu kötü hücreler, kötü kanser hücreleri vücudumuzda istemsiz ve kontrol şekilde çoğalıyor. Ve bizim sağlıklı hücrelerimizi ele geçirerek bizi komple böyle baskı altına alıyor. Ve biz de bu durumda ne oluyoruz? Bizim immün sistem, bağışıklık sistemimiz çökertiyor ve bizi kanser yani bir takım hastalıklara yol açıyor. Tabii daha ileri evrede bu kanser böyle oynak böyle sürekli zıplıyor bir yerden. İşte bağırsak karaciğere, karaciğerden kemiklere, kemiklerden işte akciğere sürekli böyle zıplayan bir çok kötü tehlikeli bir hücre aslında kanser hücreleri. Evet, şimdi kanser hücreleri Türkiye'de farklı bayanlarda ve erkeklerde farklı kanser türleri sıralama olarak değişebiliyor. Şimdi bayanlarda en çok biz genellikle en sık gördüğümüz ve en ölümcül olarak kendimiz meme kanseri, uterus, akciğer ve mide kanseri. Erkekler biraz daha sigara içimi daha fazla olduğu için Türkiye'de alkol alımı, sağlıksız beslenmeye bağlı olarak da akciğer kanseri ilk sırada geliyor ve ölümcül oranı çok yüksektir akciğer kanserinin. Buradan yine sigara içenler var aramızda. Mutlaka yani sigarayı bırakmaya çalışalım. Yani azarak bırakalım. Belki bir anda bırakamayabilirsiniz ama azar azar bırakarak bırakırsanız çok sağlıklı olur sizin için. Çünkü akciğer kanserinin tedavisi çok zahmetli, çok zor oluyor. Hastalar çok acı çekerek sürecini devam ettiriyor. İşte yine mide kanseri, lenfoma ve prostat kanseri de yine erkeklerde ilk 4 ve en sık görülen kanser türleri arasında sıralayabiliyoruz bunları. Şimdi kanser türlerini aran ve azaltan etmenler var. Artan etmenleri ben ilk başta söyleyeyim. Birincisi en başta sigara içmek. Biliyorsunuz sigara akciğer kanserinin en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi olduğu için biz akciğer kanserini korumak için sigarayı bir kere bırakmamız gerekiyor. Yüksek hızda bakteriyel enfeksiyonları, yani işte viral enfeksiyonlar dediğimiz enfeksiyonlar, bağışıklıkla alakalı. Yüksek miktarda pestisit, yani pestisit de şöyle, mesela bu tarafsal ilaçları söyleyebiliriz. İşte markete gittik, pazara gittik, bu pazarda aldığımız meyve sebzelerin üzerinde pestisitler olabiliyor. Yani fırsatçı enfeksiyonlar, farklı enfeksiyon mikroplar olabiliyor. Eve geldiğimiz zaman bu meyve sebzelerin tüketmeden önce mutlaka bir sirkeli suda yıkamamız lazım ya da bir karbonat suda yıkarsa bekletip bir 5 dakika bekletip karbonat suda sonra normal duru suyla yıkarsak en azından o dışındaki pestisit gitmiş oluruz. Bu şekilde korunmuş oluruz. Yine aşırı alkol alımı, radyasyonlara maruz kalma, yani şu an günümüzde herkes radyasyona maruz kalıyor. En basitinden telefonlarımız bizim her an, her dakika yanımızda olduğu için de radyasyona maruz kalıyoruz. Televizyon, işte fön makinesi, işte bazı istasyonları, bu bilgisayar tomografi çekimi, bunlar yine hep radyasyon yayıyor. Mümkün olduğu kadar radyasyonumuzu da azaltmaya çalışalım. Yani en azından yattığımız odada telefon olmasın. Ona dikkat edebiliriz. Çünkü bazı kişiler böyle telefonu yastığın altında uyuyor. Yani direkt beyne o radyasyonu vermiş oluyorsunuz. Beynine hasar uğruyor. Aşırı yağ ve yağlı besinler azı. Şimdi kanser hücreleri şöyle bir durum var kanser hücrelerinde. Yağı çok seviyorlar. Yani özellikle yağlı hücrelerde, yağ dokusunda vücudun daha hızlı şekilde ilerliyorlar ve bu kanser hücrelerinin çok sevmiş olduğu bir durum. Çünkü kanser hücrelerinin biz hızlı şekilde ilerlemesini istemiyoruz ki ilerse hızlı şekilde hem farklı yerlere sıçrıyorlar.
farklı organlara sıçrıyor kanser hücreleri. Farklı organlara sıçrarlar. Kanserin seyrini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Mümkün olduğu kadar kilomuzu ideal aralıkta tutmamız gerekiyor. Özellikle bel bölgesi yanmanız varsa bel bölgesi yağlanmasını azaltmamız gerekiyor. İlerleyen slaytlarda buna daha detaylı açıklayacağım. Yani taze sebze meyve tüketilmesi, besinlerin az alımı, olumsuz çalışma koşulları, yine stres de en büyük sebeplerimiz tanesi. Stres, kanserin en büyük etkileyicisi. Tuzlanmış, tutselenmiş ve dumanlanmış besin. Özellikle mangal yaparken biz mangalla, etle mangal arasındaki, ateş arasındaki mesafeyi çok koruyamıyoruz. Çok oluyor. Burada 15 santim kuralı çok önemli. Bir et çok fazla ısıya, ateşe maruz kalır, yanarsa burada akrilamit denen bir kimyasal madde oluşuyor. Bu akrilamit kanserojen dediğimiz madde vücutta kanser hızlandırıyor, kanser riskini artırıyor. Bu sadece için geçerli değil. İşte yanmış ekmek, yanmış işte patates kızartmaları, yanmış sebzeler, yanmış et ürünleri. Bunlar mümkün olduğu kadar böyle bir şey yapmıyor. Mesela bakkala gittik, bakkaldaki yanmış ekmeği al yani. Geri, direkt geri iade edelim. Yani işte ekmeğin dışı, arka tarafı yanmış oluyor. Bunlar bizim için riskli. Belki bir kere iki kere yemeyle bir şey olmaz ama sürekli biz bunu devam ettirirsek belli süre sonra bu bizde kanser hücrelerinin artışına sebep olabilir. Dikkat edelim mümkün olduğu kadar. Evet, tuzlanmış, çok fazla tuz yemeye çalışalım. Özellikle mide kanserinin en büyük tetikleyicisinden bir tanesi ise salra, tuzlu turşular tüketilmesi ve aşırı miktarda tuz demeyi de mide kanseri tetiklediği için tuz tüketimimizi mümkün olduğu kadar azaltalım. Ek tuz kullanmamaya da özen gösterelim mümkün olduğu kadar. Yine bu azaltan etmenlerde yine tam tersi sigarasız ortamda yaşama, işte bakteri virüsler düşük oranda görülmesi, pestisit ve yapay kimyasalın az alınması, alkol alınması, radyasyondan korunma, yine yağ alımı, düşük yağlı, meyve sebze tüketiminin fazla artması, posta alımı ve stresli ortamda yaşamak. Bunlar da etken. Bir malnutrisyon tanımı yapmak istiyorum. Şöyle ben basitçe tanım yapıyorum. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak vücuttaki oluşan sebepler, malnutrisyon. Yani bu malnutrisyon sebebi birçok hastalığa bağlı olabilir. İşte kanser hastaları, işte farklı kronik hastalıklarda yetersiz beslendiği zaman vücut malnutrisyona göre yani kaslarımız eriyor malnutrisyon durumunda. Kas erimesi, yağların düşük olması. Sarkopeni de yaşa bağlı olarak fonksiyonlarda azalma, kas fonksiyonlarının azalması işte kişi tek yaşındadır. Bu yaşa bağlı olarak da kas fonksiyonlarının düşme durumu oluşuyor. Buna biz sarkopeni diyoruz. Bunları söylüyorum. Yani slaytlarda tekrar karşısına çıkacak. Yine kaşık ise kronik bir hastalık sonucunda veya ağır malnutrisyon durumunda aşırı miktarda doku ve kas ağırlık kaybı. Evet, şimdi bizim kalori durum beslenme durumunu değerlendirmesi çok önemli. Biz 4 temel başlıkta değerlendiriyoruz bunları. İşte besin alımının belirtilmesi birincisi önemli olan. 2. tıbbi öykü ve fiziki muayene. 3. antropometrik ölçümler. 4. biyokimyasal parametreler. Şimdi bunların birincisini açalım. Besin alımının değerlendirilmesini de bir açalım. Besin alımının değerlendirilmesinde bindeki azalma erken dönemde saptanmalı. Şimdi kanser hastalarında bu erkende saptanırsa en azından kanser hastasının kas kaybetmesini, yağ dokusu kaybetmesini engellemiş oluruz. Hastanın katı ve sıvı besinleri alınmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hasta bazı hastalar katı besinler yiyemiyor. Bazı hastalar da işte sıvı besinleri yutamıyor. Onun için bunun tespitini çok yapmak gerekiyor. Çünkü bazı kişiler mesela ağızda yara oluşabiliyor. Yara oluştuğu için de katı ve kuru gıdaları tüketemiyor. Bunun tespitini analiz yapmak gerekiyor. Hangi besinleri yemedi ve besinler bazı besinleri yiyemeyebiliyor. Bunun da analizini yapmak gerekiyor. Sevmediği besinleri bir hastaya da veremeyiz. Sevmediği besinlerde uzak tutalım. Daha çok sevdiği besinler nelerden hoşlanıyorsa onları hastanın önüne koymak daha önemli. Şimdi besin alımını tetikleyecek durumlar oluşabiliyor. Birincisi ağız kuruluğu. Hani kanser hastalarımızda en çok görülen kemoterapiye bağlı olarak oluşabiliyorlar. Ya da aldığı ilaçlara bağlı olarak da ya da işte kanser türüne bağlı olarak ağız kuruluğu, tat ve koku değişikliği, işte bazı tatları kokuları alamıyor hastalar. Bulantı kusma olabiliyor. Konstipasyon diğeri yani kabızlık ve ishal durumu oluşabiliyor. Yine enfeksiyon ağrı ve septomlar. Evet şimdi besin tüketimimizde 24 saatlik besin tüketimi, besin tüketim sıklığının saptanması, besin alımının gözlenmesi
ve beslenme öyküsü. Biz burada dikkat ettiğimiz şey 24 saatlik besin tüketimi çok önemli. Çünkü anlık olarak bize değer veriyor. Çünkü 24 saatlik besin tüketiminde ne yediğini, ne içtiğini direkt anlık olarak görebiliyoruz. Evet, 24 saatlik yine besin tüketimi daha önemli bizim için hemen burada. Şöyle ilerleyelim. Şimdi beslenme öyküsüyle birlikte neden beslenme öyküsü oluyoruz? Bireyin genel beslenme alışkanlığını öğrenmiş oluruz en azından. Beslenmedeki değişiklikler neler? Onları görmüş oluyoruz. El doygunluk ve iştah kaybını var mı yok mu? Bunların tespitini daha iyi yapabiliyoruz. Diş yapısındaki bozukluklar ya da diş yokluğu beslenmesini etkileyebiliyor. Buna özgü bir beslenme planı oluşturabilirsek çok önemli. Yine burun kusması var mı yok mu? Bunun tespitini yapabiliyoruz. Günlük toplamda sıvı alımının tespitini yapabiliyoruz. Disfaji ve odinofaji, yani ağırlık mı? Bunlar var mı? İşte yutma disfaji, işte de ağırlığı yutma. Bu gibi durumlarda beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü daha yumuşak besinler vermemiz gerekebiliyor. Katı besinler yerine daha böyle püre halinde, puding halindeki besinler verebiliriz. Yine ilerlerde daha detaylı açıklayacağım bunları. Tıbbi öyküde fiziki muayene önemli. Tıbbi öyküyle ilgili medikal teşhisi, teşhisi çok önemli. Cerrahi geçmişi varsa, cerrahi diyelim ki bağırsaklarında bir cerrahi bir durum geçirdiyse biz bu hastaya gaz yapıcı besinler veremeyiz. İşte kolon kanseri olabilir, rektum kanseri olabilir. Bununla ilgili bir operasyon, cerrahi operasyon geçirdiyse ya da mide kanseri olmuştur. Midesi alınmıştır. Direkt özofagus, yani yemek borusu ince bağırsağa bağlanmıştır direkt. Biz bu beslenme planını tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu kişilere midesi alınmış bir kişiye asitli, baharatlı, gazlı besinler veremeyiz. Kuru baklagil yemekleri veremeyiz. İşte ve yoğun asit içeren besinleri de tüketmemesi gerekiyor. Biz asitli meyveler de veremeyiz. Reyfet, limon gibi. Yine bulgu ve septumları, aldığı tedaviler çok önemli burada tıp öyküsünde almamız için. Kullanmakta olduğu ihtiyaçlar da yine beslenmesini etkileyebiliyor. Evet, geçiyorum. Şimdi da şey de önemli, cilt ve saç değişikliği önemli. Yani biz besin sürecinde ciltte ve saçtaki değişiklikleri iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir önlem almamız gerekiyor. Gerekirse doktorla danışıp vitamin başlanabilir bu durum. Vücuttaki ödem önemli bizim için. Çünkü ağırlık artışı ya da kaybında bu ödemi çok dikkatlice baz almamız gerekiyor. Vitamin mineral eksikliğine bağlı olan vücuttaki değişiklikler, işte halsizlik, yorgunluk bunlar var mı? Bunların da analizini yapmak gerekiyor. Halsizlik, yorgunluk vitamin minerale bağlı mı? Eksikliğine bağlı mı? Yoksa beslenmesine bağlı mı? Bunun analizini iyi yaptıktan sonra beslenme planı oluşturmak daha önemli. Şimdi bizde gastrointestinal sebepler, yani bulantı, genellikle kanser hastalarında en çok sık görülen bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve doygunluk. Kavita, yani ağız içi muayenesinde oral ağzında lezyonlar, işte pamukçuk olabilir ağız içerisinde, ağız içi ağır. Bunlar da mutlaka değerlendirilmeli beslenmesinde. Buna göre bir beslenme planı hazırlanmalı. Antropometrik ölçümler bizim bireyin protein ve yağ dokusunun, kas dokusunun yıpranma, bununla ilgili bize bir bilgi veriyor. Bunlarla ilgili de yine ilk olarak kanser hastalarında beden kitle indeksi, kilosunun metrekaresine bölünmesiyle oluşan bir değer. 30'un üzerinde ise obez, 25-30 arası fazla kilolu, 20-25 arası normal kilo olarak kabul ediyoruz. Ve diğer bir ise 17-18,5 arasında hafif malnutrisyon demektir. Bu durumda direkt acil olarak müdahale edilmesi gerekiyor. 16-17 orta malnutrisyon. Yani bu orta malnutrisyona girdiyse bir hastamız, bu hastayı çok, yani normale dönüştürmek çok zor. Özellikle 16'nın altındaysa, 10 daha düşükse ağır malnutrisyon geçirmiştir. Asıl kas kaybetmiş, yağ kaybetmiştir bu arada. Bunu geri döndürmek çok önemli, çok zordur. Biz müdahalemizi şu birinci aşamada yapmamız gerekiyor. Şimdi burada deri kıvrım kalınlığı ölçümü çok önemli. Biceps, biceps, yani ön kol, arka kol, şu göbek deliğinin yan tarafı ve kürek kemiğinin arka tarafı olabilir. Burada bir kaliperle ölçebiliyoruz. Ve uygulayan kişiler hep aynı olması gerekiyor. Burada çok önemli bu. Ölçülere baktığımız zaman deri kıvrım kalınlığı bize yağ ve kas kaybını gösteriyor. Tamam mı? Erkeklerde 12.5 mm'nin altındaysa zayıf, kadınlarda ise 16.5 mm'nin altındaysa
biraz zayıflık belirtisi. Erkeklerde onun altında ise artık kaybetmiştir. Yani bu kaşeksik durum, yani kas kaybetmesine bağlı olan durum. Kadın ise 13 milimetrenin altında yine kas kaybetmiştir. Biz normalde idealimiz bizim 15-16 olmasını istiyoruz. Bir orta kol çevresi yine şu omuzla dik arasındaki ortalamasını alırsak, şu ortalamayı aldığımız anda bize tam olarak değer, ortalama bir değer veriyor burada. Orta kol çevresi ortalama kadın ve erkek için aynı. Yine bu üst orta kol çevresi bizim kas mı kaybetmiş, vücuttaki yağ oranından mı düşmüş, bunun testini yapmak için çok önemli. 23'ün altında orta risk, 21'in altında ise acil müdahale etmesi gerekiyor. Artık 21'in altında bu tamamen kaslar gitmiş vücuttan, buna acil müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdi tartılamayan hastalar oluyor. Mesela bazıları yatakta yatıyor ve tartılamadığı için de üst orta kol çevresi 23'ün altında ise beden kitle indeksi 20'nin 6 olarak kabul ediliyor. Üst orta kol çevresi 32 santimin üzerinde ise bir hastanın bunun beden kitle indeksi 30 kilogram bölü metre karesinde olması kabul ediliyor bu şekilde. Evet, bel kalsiyum oranının saptanması çok önemli. Cilt altı yağ dokusunun saptanması için çok önemli bir değer, bir değerlendirme. Bel kalsiyum oranının bir erkeklerde bir olması gerekiyor oranı. Kadınlarda 0.8'den fazla olmaması gerekiyor bu değer. Çünkü bel oranının çevresi yağlanması kanser hücrelerinin daha az sekmesini sağladığı için mutlaka bel çevresinin ideal olarak olması gerekiyor. Özellikle kadınlarda 80'li risk, 88'in üzeri yüksek risk. Erkeklerde ise 94'ün üzeri yine riskli, 102'nin üzeri riskli. 94'ün altında olmasını istiyoruz erkeklerde. Kadınlarda 80'in altında olmasını istiyoruz ortalama. Eğer çünkü bu yaşı çok yüksekse, hani şimdi 80 yaşındaki bir bayanın 80'in altında olmasını çok bekleyemeyiz. Hani belki 82-83 ideal kabul edebiliriz. Çünkü yaşa bağlı olarak da vücuttaki sarkmalar, yağlanmalar ve bazı şey vardır, oturmuş yağlar vardır vücutta. Direnç yağları vardır. Bunları değiştiremez. Yani 82-83 bazen kabul edebiliyoruz ama yaşı gençse, yani 30 ve 40 yerdeyse bizim 80'in altında olmasını istiyoruz. Erkeklerde de bu geçerli. Şimdi baldır çevresi de çok önemli. Özellikle bu baldır çevreleri çok ölçülmüyor. Çok dikkate alınmıyor. Baldır çevresi bir erkeğin ya da fark etmez bayanın 31'in altındaysa burada kas kaybetmiştir demek. Yani biz genellikle bir erkeğin ya da bir bayanın baldır çevresinin 31'in üzerinde olmasını, 32-33'ün üzerinde olmasını istiyoruz. Çünkü burada hareket sizlik vardır. Yani baldır çevresi 31'in altında biri varsa bu kişi derim ki ben sen hiç yürümüyorsun, hiç hareket etmiyorsun. Ya hareket etmiyorsun ya da protein ile besleniyorsun. Sürekli karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsun. Bu iki durum var. Ya hareket etmiyor, hiç yapmıyor, çıkıp dışarı bir deniz kenarında bir parkta, bahçede yürümüyor ya da kendi beslenmesinde sıkıntı var. Bu iki şey aklımıza gelmesi gerekiyor bu durumda. Evet, şimdi yetişkin yağ vücut yüzdeleri var mesela. Burada bayan ve erkekler sınıflandırmasını yaptık. Çok zayıf 8, yani erkeklerde 8, %8 oranında düşüklük varsa zayıf, kadınlarda %15. Normali bizim, normalimiz sağlıklı bireyin erkeklerde 8-15, kadınlarda ise 12-15-20. 25'in üzerindeyse erkeklerdeki yağ oranı yüzdesi yüksek, yani çok şişman artık bu kişi. 12'nin üzerindeyse kadınlarda ise yine bu çok şişman gruba giriyor. Evet, şimdi kanser hastalarında ağırlık kaybı durumları var. Ağırlık kaybı varsa bir kanser hastasının kaşeksi, yani yaşa bağlı olarak kaşek tutusu durumu var. Sarkopeni her zaman yok ve zayıflık vardır. Fonksiyonlarda azalma varsa, şimdi genelde fonksiyon azalması erkeklerde ve bayanlarda olabiliyor. Yaşa bağlı olarak olabiliyor. Yaşa bağlı olarak hareketsizlik arttığı için kaş eksisi oluyor. Yani sarkopeni de oluşuyor yine. Zayıf oluşuyor. Örneklendirme varsa şurada örneklendirme yapalım. Kaş eksisi durumunda kanser, kalp yetmezliği ve karaciğer hastalığı. Sarkopeni de ise yaşlanma ve imbolite. Zıplı ise ishal, marasmus ve AIDS hastalıkları görebiliyoruz bunları. Hadi bunlara geçelim. Çok biraz bilimsel oldu burası. Şöyle yapalım. Şimdi fonksiyonlar değerlendirmek önemli. Mesela kas gücü değerlendirilmesi çok önemli. Burada kas
dinamometresi var. Yani el dinamometresi var aslında. Bu el dinamometresindeki el kasları kavrama gücünü test ediyoruz. 20 kilonun daha düşükse kadınlarda sıkıntı, yani kaslarda zayıflık var demektir. Erkekler 100 kilonun, erkekler biraz daha güçlü olduğu için 30 dedik biz buna. 30 kilonun altında ise erkeklerde kas fonksiyonu düşük vardır. Eğer diyelim kas fonksiyonu, yani el dinamometresi yoksa elinizde, bunu ne yapabilirsiniz? Şöyle hastanın yanına gidip ben genelde şöyle yapıyorum işte, bilmeye tokalaşıyorum. Diyorum ki hastayı, benim elimi sık. Tüm gücünle benim elimi sık. Burada zaten anlıyorum. Yani gerçekten kaslar güçlü mü, zayıf mı? Zaten sıktığı zaman anlaşılıyor. Kaslar ya da işte sıkamadığı zaman, böyle zorlandığı zaman, fark ettiğin anda diyorsun ki burada artık kaslar zayıf. Yani bunun direkt acil olarak kas geliştirici, mesela böyle toplar var elinde, mesela böyle tak toplar var. Bu toplarla parmak kaslarını, el kaslarını geliştirebilirsiniz. Şimdi biyokimyasal bulgular var. Burada albümin, tferin, piralbümin, retinol bağlayıcı proteinler. Bunlar çok önemli bizim için. Bu fonksiyonlar tabii ki vücuttaki enfeksiyona bağlı olarak yükselebiliyor. Ya da karaciğer böbrek yetmezliklerine bağlı olarak yükselebiliyor. Bunları tek başına değerlendirmek, bu kişinin beslenme durumunu değerlendirmek için yeterli değildir. Tek başına hiç bu kan tahlilleri, kişinin işte beslenmesi zayıftır, beslenmesi çok iyidir gibi direkt net söyleyeceğimiz bir şey değil. Burada bizim için çok önemli olan albümin, transferin, prealbümin ve retinol bağlayıcı protein. Bu albümin düşük olması, transferin, prealbümin düşük olması, bu kişi demek ki yeterli protein alamıyor. Yani kas kaybı var bu kişide. Beslenme yetersiz, yeterli beslenmiyor. Burada önemli olan prealbümin 2 gün içerisinde yarılanları var. 2 günde yarı olarak düşüyor, yarıya düşüyor. 17 ile 42 mg mililitre arasında olması gerekiyor. Albümin de çok önemli bizim için. Yani albüm ve proalbümün belirleyici faktörler. 8 ile 20 gün içerisinde yarılanıyor. Albümün seviyesi 3,5 ile 5,5 arasında olmasını istiyoruz genellikle. Evet. Şimdi burada piralbüm ve SRP biliyorsunuz enfeksiyon. Yani vücuttaki efeks durumunda yükselen bir parametre. Piralbüm düşükse nutrisyonel durumda bozukluk vardır hastanın. Yüksekse yani nutrisyonel durumleşme. SRP'si düşükse bir hastanın ve prealbümü yüksekse inflamasyon da azalma. Yani bu kişi kanser hastasıysa ya da herhangi bir başka bir hastalığı varsa düzelmeye doğru gidiyor yani. Vücut artık verdiği ilaçlara, işte kemoterapi doğru yanıt, güzel bir yanıt verdiğinin belirtisi. Yani abi cevap vermiştir. SRP'si yüksek ve prealbüm düşükse yine inflamatuar yanıt, yani artık vücut direkt yanıt veriyor. Bende hasar oluşmaya başlıyor. Mutlaka bu hasarı gidermemiz gerekiyor. Evet, kanser hastalarının malüsyonunda ciddi nutrisyonel risk teşhisi çok önemli. Yani burada teşhis tanı da çok önemli. 6 ay içerisinde %10-15 ağırlık kaybetmiş mi? Bu önemli bizim için. Beden indeksi 18'in altında mı? NRS skoru biliyorsunuz beslenme durum saptamasında çok önemli. 3'ün üzerinde ise sıkıntı. Bu NRS skoru bir dahaki slide'da göstereceğim. Yine serum albümin düzeyinin 3'ün altında olmaması gerekiyor. Evet, bu NRS birçok fonksiyon işi değerlendirme ölçekleri var. Benim en çok klinikte kullandığım NRS risk tanımı 2002. NRS 2002 ve diğerlerini çok fazla şey yapmayacağım, çok açıklamayacağım. Ben de NRS risk tanımasını şey yaptım, nutrisyonalistini anlatacağım size. Şöyle, NRS 2002'de malnutrisyon durumuna saplıyoruz bu kişilerde, hastalarda. Skorlama gerçi 0 ile 6 arasında olmakta. Üçünün tespit edildiği zaman direkt acil olarak beslenme müdahalesi yapılması gerekiyor bu hastalara. Evet, şimdi kanser hastalarında enerji gereksinmesi çok önemli. Biz enerjimizi bir şekilde düşük alırsak kanser hücreleri için bir ortam hazırlamış oluruz. Ağırlık kazandırmak istiyorsak, bir hastaya ağırlık kazandırmak istiyorsak, çok zayıfsa enerjisini biz 35-40 arası, 30-40 arası almamız gerekiyor kilo başına işte. Kilo 70 diyelim, 70'te 40'ı çarpıp 2800 kalori ortalama bir ağırlık kazanım için vermemiz gerekiyor. İşte metabolik sendromda sepsis, yani enfeksiyon varsa, obezite varsa, obezite durumunda biraz daha düşüyoruz diye. Çünkü kalori fazla olmaması gerekiyor obezite durumunda. 25 arası alması yeterli oluyor. Evet, şöyle ilerliyorum.
Bizim için önemli faktörlerden bir tanesi protein gereksinmesi. Protein gereksinmesini hesaplama lazım. İnflamasyon durumunda 1.2 ile 2 arasında. Böbrek fonksiyonlarına sıkıntı fonksiyonlarına sahipse, normal böbrek fonksiyonlarına sahipse 2. Akut ve kronik bir bozulma varsa biraz daha düşük olabilir. Çünkü böbrekleri yormamamız lazım. 1, 0.8 ile 1, 1.5, 1.2 arasında almamız yeterli. Yaşlı kanserli hastalar varsa ve hareket ediyorsa mutlaka 1.2 ile 5 arasında almamız gerekiyor. Ben proteinlerin şeyleri açıklayacağım. Daha sonra hangi proteinleri tüketebilir, hangilerini tüketemez. Onlarla ilgili bir açıklama yapacağız. Kanser hastalığının yağların önemi. Evet, şimdi yağlarda 1 gram yağ yaklaşık 9 kalori. Tek doymamış yağlarımız var. Mesela zeytinyağı ve fındık yağı. Bunları yemeklerinde kullanabilirler rahatlıkla. Tamam mı? Ben kesinlikle tereyağı, bu doymuş yağ almaları önermiyorum. Çünkü direkt kolesterol yükselmesine sebep olur. Ve vücudu aşırı miktarda yoruyor ve yağlanma, karın bölgesi yağlanmasını hızlı bir şekilde artırıyor tereyağı ve doyma yağlar. Çoklu doymamış yağlar, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, soya yağı, kavun yağı. Bu çok doymamış yağlar arasında omega 3 içeriği yüksektir mesela bu yağları. Dışarıdan da olabilir, balık ürünlerinden omega 3 alınabilir. Mutlaka kanser hastalarının omega 3 takviyesi değil de omega 3'ü direkt balıktan keten tohumu olabilir, işte chia tohumu gibi böyle tohumlardan almalarını istiyoruz. Daha sağlıklı bizim için. Balıkları mutlaka bir iki kez balık tüketmelerini istiyoruz kanser hastalarının. Buna dikkat etmeleri lazım. Son balık, işte, somon balıkları olabilir. Hayvansal kaynaklı yağlardır bunlar. Et, kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, Hindistan cevizi ve palmiye yağı. Trans yağ asitleri bazı hayvansal ürünlerde bulunuyor genellikle. Tereyağı, hamur işlerinde ve endüstriyel yağların içerisinde ciddi bir de var. Trans yağlar genellikle artık Türkiye'de şöyle bir yasa geldi. Maalesef üzülerek bunu diyorum. Artık gıdaların içerisinde paketlenmiş hazır gıdaların içerisinde trans yağ yoktur ya da var. Böyle bir ibre yok artık yani. Normalde değil mi? Eskiden şey vardı. Trans yağ yoktur yazısı vardı. Biz de diyorduk ki trans yağ yoksa bunu almayalım. Bu sağlığımız için tehlikeli. Artık bu herhalde üreticiyi düşünmek için mi yaptılar? Tüketiciyi hiç düşünen yok maalesef. bunu Türkiye'de Tarım Bakanlığı mı diyoruz? Bakanlığı bunu şey yaptı, kaldırdı. Maalesef bu da tehlikeli bir durum. Artık biz de bundan sonra paketlenmiş ürünler almamaya dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar her şeyimizi evde yapmaya çalışalım. Paketlenmiş ürünleri, özellikle hazır çorbalar olabilir. Yani bunları almayalım. İşte hazır köfte, hazır işte dondurulmuş ürünler, bunlardan mümkün olduğu kadar işte nugget olabilir. İşte hazır patates kızartmaları. İşte hazır patates kızartmaları kanserojen maddeler içeriyor. Mesela yağla temas ettiği zaman aklemik denen bir madde oluşumunu hızlandırıyor. Ben kanser hastalığı kesinlikle kızartılmış ürünler tercih etmelerini istemiyorum. Zaten bir vücutta bir yıkım var. Vücutta bir katabolik süreç. Bu süreci daha da hızlandırmamak için mümkün olduğu kadar doğal yoğurt. Özellikle doğal yoğurt çok önemli. Ya hazır yoğurtları kimse tavsiye etmiyorum. Hazır yoğurtlar tamamen vücutta hiçbir şekilde ne kalsiyumunu alabiliyoruz o hazır yoğurtları, ne içerisindeki ne prebiyotiği alabiliyoruz içerisinden. Mümkün olduğu kadar hazır yoğurt, hazır yoğurt yerine kendi evde yapmış olduğumuz yoğurtları tercih edelim. Özellikle turşu kendimiz evde kuralım yani. Mümkün olduğu kadar kendimiz yapabiliyoruz. Bu en sağlıklı olan turşu. Sirke kendimiz yapalım evde olduğu kadar. İşte tarhana çorbası. Tarhanayı da kendimiz yapabiliriz evde. Yani mümkün olduğu kadar doğal beslenme özen göstermemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet, yani diğer sayfana geçeyim. Bir de besin etiketi çok iyi okumamız gerekiyor. Kanser hastalarında mesela bu besin etiketinde işte içindeki şeker miktarı, doymuş yağ miktarı, bunları çok okumak gerekiyor. Şöyle yapalım. Geçtik değil mi? Tamam. Bir de sütü kaymaksız olmasına dikkat edelim. Sütü yarım yağlı sütler tüketmeyelim. Edelim. Ve etlerin deri ve yağlı kısmını tüketmeyelim. Mesela kolesterol açısından riskli. Etin derisini çok seven olacağını düşünmüyorum fazla. Evet. Evet. Karbonhidratlarda iki tip karbonhidrat var bizde şu anda. Basit ve kompleks karbonhidratlar.
bizim insülin sekresyonunu, insülin artışını sağlayan basit karbonhidratları kimini azaltmamız gerekiyor. Bunlar nelerdir? İşte çay şekeri, pirinç pilavı, ekmek, makarna, bal, pekmez, reçel. Bunlar direkt kanı, kan şekerini şekilde yükseltin. Biz mümkün olduğu kadar bunlardan uzak durmamız lazım. Bizim de böyle kompleks, yani lipid içeriği yüksek olan karbonhidratları temiz gerekiyor. Kepekli ekmek, işte kepekli pirinç, bulgur pilavı, kuru baklagil yemekleri, yine yulaf ezmesi. Bunları tercih etmemiz lazım diyetimizde. Evet, sıvı gereksinmesi çok önemli. Vücuttaki sıvı eksikliğine bağlı olarak da bağışıklık sistemi şişiyor ve vücuttaki enfeksiyonların atılabilmesi için bol miktarda sıvı tüketmemiz gerekiyor. Normalde hesaplama şöyle. Bir kişinin kilosuyla 20 ile 40 milim arasında çarpılması gerekiyor. İşte kilosu fazlaysa, 80 kiloysa, 90 kiloysa bunu 40 ile çarpmak gerekiyor. Kilosu düşerse, düştükçe böyle, diyelim ki işte 50 kilo, bunu da 25 ile çarpmak lazım. Bu şekilde pratik bir hesaplama yapılabilir. Kalorisi diyelim ki 2200 kalori. Bunun her kaloriye 1 milim sıvı geldiğinde 2200 kalori alıyorsa 2200 kalori milimde su alması gerekiyor. Bu şekilde de alabilirler. Kanser hastaları çeşme suyu değil, hazır su tüketmelerini istiyoruz. Çünkü hazır suların, çeşme suların içerisinde arsenik olabiliyor. Arsenik kanser hastaları için sıkıntılı. Bağışıkları düşürebilir. Hastalıkların seyrini olumsuz yönde etkileyebilir. Onun için hazır su tüketmeyi sağlıklı. Evet, yani susuzluk belirtileri baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, ağız kuruluğu bunlar da yine tetikliyor. Bunlar da susuzluğun belirtileri. Ben de susadım. Şimdi kanser besin gruplarının önemi ve tüketim miktarları çok önemli. Et grubu kümes hayvanları, sağlık, balıklar, yumurta, kurbağa, gel, fındık. Bunlarda hafta 2-3 porsiyon yemeleri öneriyoruz. Protein gereksinmesini artırdığı durumlarda et grubuna daha fazla ihtiyaç durumu gerekiyor. Özellikle kanser hastalarında öğlen var et vermemiz gerekiyor. Yani verelim. Mümkün olduğu kadar öğlen diyelim kurbağa yedi bir tabak. Akşam köfte yesin, haşlanmış tavuk eti yesin ya da ton balık yesin. Mutlaka günün ana öğününde protein alsın. Sabah yumurtasını yesin mutlaka. Şimdi ben dağılım yapmışım. Öğünlere göre dağılım demişim. Mesela bir gün içerisinde protein dağılımını yaparsa kahvaltı yumurtamız, omlet. Bunlar olabilir protein açısından mesela et gruplarında. Öğlen yemeklerinde ne olabilir et grubu olarak? Baklagil yemeği bir tabak. Nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya. Mutlaka birini tüketmemiz gerekiyor. Bu sadece et grubunda olanlar. Grupları ayrı değerlendireceğiz. Balık ya da etli bir yemek olabilir. Tavuk eti olabilir. Haşlanmış tavuk eti. Ara öğünlerde yine kuru yer olabilir. Fındık, ceviz, badem, kaju bunlar olabilir. İkinci grubumuz da süt grubu. Süt grubunda süt, yoğurt, kefiri önermiyorum. Kefiri ama kefir kanser hastalarında kemoterapi alıyorsa etmesini istemiyoruz. Ama süt, yoğurt, peynir, çikolata kullanabilir. Çünkü kefirin biraz daha protein içeriği yüksektir. Ve daha demin demiştim protein probiyotiklerini kanser hastalarına vermiyoruz. Süt grubunda B2, kalsiyum, tin, B12 var. Bu yönden zengin. Özellikle kaynağından zengin olduğu için kemiklerin yapısı sağlığı için çok önemli. Bu grupta D vitamini de var mesela. Öğünlerde dağılımı balta, peynir veya süt alabilir kişi. Öğlen yemeğinde yoğurt ve kefir. Ara öğünlerde süt, yoğurt, kefir mutlaka tüket gerekir. Yani bir kase 4 yemek kaşığı kadar yoğurt alabilir. Kefir kemoterapi oluyorsa dediğim gibi kemoterapi tedavisi oluyorsa tercih etmesini istemiyoruz genellikle. Evet, şöyle geçelim. Tahıl grubu. Tahıl grubunda biliyorsun B1 vitamini var. B12 vitamini var. B grupları vitaminlerinden zengin. Bunlar buğday, bu pirinç, ekmek, makarna. Tahıl gruplarında ekmek tercih etmemeye çalışalım. Yani bunun yerine tam buğday, çavdar ekmeği tercih edebiliriz. Makarna yerine de kirekli makarna.
Pirinci çok tercih etmenizi istemiyorum. Pirinci yaz buraya. Bulgur pilavını tercih etmeniz daha sağlıklı olur. İnsanın şekilini yükseltmez. Evet, şimdi balta mesela tam buda ekmeği mutlaka 2 ile 3 dilim tüketilebilir. Ve ara öğün yapmamız gerekiyor mutlaka. Yani kanserastırı genelde çok ara öğün yapmıyor ama mutlaka ara öğünlerde bağışıklığımızı güçlendirmek için de ceviz, fındık, yoğurt mutlaka tüketmek gerekiyor. Sebze meyve grubunda tüm meyve gruplarında bu grupta toplanır. B ve C vitamini var. Günlük 5 porsiyon arası yani toplam sebze ve meyve içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Evet. Kemoterapi alıyorsa kuru meyveleri tercih etmesini istemiyoruz, tamam mı? Yani kuru meyve ve bazı meyveler kemoterapide tüketilmemesi gerekiyor. Bunları ilerleyen size söyleyeceğim tabii ki. Bu normal kemoterapi alınan bir kişi için yaptığım bir menü planı. Kahvaltıda kuru meyve ve soğuk salata mutlaka olması gerekiyor. Öğlen yemeklerine sebze yemekleri, işte taze fasulye, kabak olabilir. Hepsi olabilir. Bunların mutlaka içerisine kıyma katalım. Yani bir sebze yemeğin içerisinde şöyle 2 yemek kaşığı kadar kıyma katın. Onu en azından kendinize zenginleştirmek gerekiyor. Söğüş salatanın içerisinde peynir katabilirsiniz. İşte zeytin katabilirsiniz lezzetlendirmek açısından. İşte mısır katabilirsiniz. Yani mısır da çok önemli. İşte, güvenli bir yerde bulmak da çok zor aslında. Hep mısırların içerisinde GDO var. Sağlıklı şekilde ve güvendiğiniz bir yerden aldığınız mısırı katabilirsiniz içerisine. Ara öğünlerde yine kuru meyve ve yağış meyve de tüketebilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Beşinci grubumuz yağ ve şeker grubu. Genelde enerji kullanılan gruptur. Bizim için enerji verir. Hem beyin enerjimizi hem de vücut enerjimizi biz bu gruptan sağlıyoruz. Tereyağı, kaymak, pekmez, bal, reçel. Eğer şekerimiz varsa bal, pekmez, reçeli çok tercih etmemeye çalışalım. Yani bunları mümkün olduğu kadar beslenmemizden çıkartalım. Tereyağı ve kaymakta sıkıntımız yok. Tereyağı, hakiki tereyağı varsa eğer ve hareketliyse tercih edelim. Çünkü çok böyle masa başı oturanlar ve kilosu yüksek olan kişilerin yağ tüketmelerini istemiyoruz. Çünkü ailede bir de kronik bir kalp hastalığı varsa, kalp damar hastalıkları varsa tereyağı tüketmelerini, kaymak tüketmelerini istemiyoruz. Evet, günlük 1-2 silme yemek kaşığı herhangi bir hastalığı yoksa sağlıklı bir yani sadece kanser tedavisi görüyorsa, onun yanında bir hastalığı yoksa 1-2 silme yemek kaşığı kullanılabilir. Şöyle bir algı olmasın ki işte kanser hücrelerine şekerler besliyor. Yani şeker kanser hastalarına şeker vermezsek kanser hücreleri ölür. Böyle bir şey yok. Yani kanser hastaları da şeker tüketebilir, sıkıntı yok. Evet, enerjinin azal durumlarda bu besinlerden yararlanabiliriz. Kemoterapide beslenme dediğimiz gibi kemoterapide yan etkiler var. Bulantı, kusma, ağız yaralanma, yaralar, yorgunluk, tat ve koku alma, değişiklik, enfeksiyon artışı. Şimdi kemoterapi öncesi biz hastaya gelen hastaya çok ağır yemekler yemesini istemiyoruz. Çünkü kemoterapi ağır bir tedavi süreci. Vücuttaki tüm yararlı, zararlı her şeyi öldürüyor maalesef. Yani tüm sistemi alt üst ediyor. Biz kemoterapi hastalarını, kemoterapi tedavisini gelmeden önce biraz daha böyle haşlanmış, az yağlı, hafif böyle düşük yağlı, yüksek karbonat içermeyen gıdalar tercih edilir. İşte haşlanmış sebze yemekleri olabilir, işte kuru baklagil yemek olabilir, bunlar olabilir. Ya da böyle hafif yağlar, salata tarzı, işte ton balıklı salata olabilir. Ya da işte haşlanmış salata ile beraber yapılmış bir salata olabilir, yanında tam buda ekmeği. Bu tarz böyle sindirimi kolay, rahat tüketilebilen gıdaları tercih etmelerini istiyoruz. Gidip böyle İskender yiyip kemoterapi tedavisine gelmeleri hasta için zor olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kemoterapi sonrası vücut katabolizma sürecine girmemesi için kemoterapiden sonra da beslenmemizde mümkün olduğu kadar protein artırmak gerekiyor. Ne yapmamız lazım? İşte kıymalı bir sebze yemeği olabilir. Kıymalı bir kuru baklagil yemeği olabilir. İşte köfte yanında bol limonlu salata, kuru baklagil ve tam buda ekmeği, yoğurt, böyle proteinden zengin bir yemek yemek gerekiyor. Çünkü katabolizma süreci dediğimiz yani vücutta yıkım oluyor, yıkılıyor. Hücrelerde yıkım oluşuyor. Bu hücrelerin yapılması için, düzenlenmesi için de proteinden zengin beslenmeleri gerekiyor. Bunlar da proteinden zengin bir menü planlamaları.
Evet. Geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir şey bir tam basit. Evet tamam. Şimdi yüksek proteinli içeren besinler var. İşte bunlar nedir? İşte protein, yüksek proteinli tıbbi beslenme ürünleri. İşte genellikle bu hastalığı tıbbi beslenme ürünleri diyoruz. Yağsız etler ne olabilir? Ekmeğinde yağsız tost, yine yağsız pirinç patlağı, tuzlu kraker, leblebi, az yağlı makarna ve pirinç. Bunlar da yine kemoterapi gününde beslenmesi için önemli. Meyve ve sebzelerde elma, kızılcık, üzüm suyu, hamış patates, haşlama, kabak ve diğerleri. İçecek ve besinler, zencefil çayı, kafeinsiz çiçekler, gazlı olmayan çiçekler, yine pastörize sulu meyveli dondurma ve kompost. Yine bunları da kemoterapi gününde beslenmelerine koyabilir. Evet, kemoterapi alırken bu besinler bizim kemoterapi ilaçlarıyla etkileşime giriyor ve kemoterapi tedavisini, terapinin ilaçlarının vücuttaki etkinliğini azaltıyor. Bu azalttığı için de biz greyfurt, nar, karadut, böğürtlen, turunç meyvesi ve karışık bitki çayları kullanmıyoruz. Bunlardan çünkü bunlar kemoterapi ilaçlarının kullandığı yolu kullanıyorlar ve kemoterapi ilaçlarının etkinliğini azalttığı için de bu besinleri kemoterapi aldığımız tedavi sürecinde diyelim 6 kür aldık. 6 kür aldığı süreçte bunları kullanmıyoruz. Yani bitti diyelim kemoterapimiz. Aradan 15-20 gün sonra bunları tüketebiliriz. Yani ardından bir tane yapmadan tüketmemeye çalışalım. Şimdi nötrofil değerleri nedir? Nötrofil bizim vücuttaki bağışıklığımız sağlayan bir parametre. Bu nötrofil değerleri düşüyorsa demek ki bizim kanser hücrelerimiz hızlı bir şekilde miktarını artmıştır vücutta. Artarsa kanser hücreleri ne olur? Nötrofil değerlerini maalesef düşer. Yani bizim düşmesi sıkıntı. Yani işte 1500 ile 2000 arası enfeksiyon yok vücutta. Enfeksiyon yoksa herhangi bir nötropenik diyet almasına gerek yok. Çünkü nötropenik diyette enfeksiyonlara arındırılmış, enfeksiyonun oranı düşük olan bir beslenme planı. Nötrofil sayısı ise yine 1000 ile 1500 arasında hafif risk. 500 ile 1000 arasında orta derece risk. 500'den çok az ise burada artık yüksek risk var. Direkt nötropenik diyet verilmesi gerekiyor bu hastalara. Ona dikkat etmemiz lazım. Evet, şimdi burada nötropenik diyette yasaklı ve izin verilebilen besinler. Şöyle izin verilen besinler ve yasaklı besinler. Çiğ süt pastörize edilmemiş veya çiğ sütten yapılmış peynirler, yoğurt gibi yumuşak peynirler. Bunlar tüketilmesi riskli olan gıdalar, küflü peynirler özellikle. Ve az pişmiş etler, tofu, ev yapımı, sucuk bunlar yine sıkıntı. Ve paketlenmemiş ekmek ve kek, kremalı yağış pasta yine bunlar da sıkıntılı. Tekrar ısıtılmış konserve ve evde yapılmış çorbalar. Bunlar da yine sıkıntılı grupta. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ve meyvelerde kabuğu yıkanmamış, soyulmamış çiğ meyveler, hasarlı meyve, taze veya dondurmuş çilek, üzüm, kurumamış çiğ fındık, kurutulmamış, bunlar kavrulmamış pardon. Bunlar riskli gruptalar yine. Özellikle bu dondurulmuş gıdalarda mesela kıyma, mesela dondurulduğu zaman çözündürülüp tekrar bir daha dondurulursa sıkıntılı. Bir kıyma dolaptan çıkardığı zaman, buzdan çıkardığı zaman bunu tekrar daha dondurmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt eksiyon sebebi. Bir de çapraz kontaminasyon çok önemli. Size bir bıçakla et kestik. O bıçakla tekrar işte ekmek, elma ya da sebze, domates, salatalık kesersek o etin içerisindeki bakterileri aslında biz yaymış oluyoruz. Hem meyvelere hem sebzelere hem de ekmeğin içerisinde. Bu çapraz kontaminasyonda kemoterapi alan hastalarda dikkat edilmesi gereken bir konu. Buna dikkat etmek lazım. Sularımız çok dikkatli. Hazır su değil, çeşme suyu değil, hazır su tüketmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet, şöyle geçelim. Şimdi kanser hastalarında en sık görülen böyle çok sıkıntılı süreçler var. Kemoterapiye bağlı olabiliyor. Bazıları da ilaca bağlı olarak gelişebiliyor. Birincisi tat ve kokusunda değişiklik. Genellikle böyle ağızda metalik tat oluşur.
acı bir tat olur. Bu hastaları biz çok böyle zorlanırız yani yemek yedirmeye. Böyle bir durumda hemen ne yapabiliriz? Bazı metal tabaklar ve çanak, tabak ve kaşık, çatal, bunların içerisindeki metal tat besine geçebiliyor. Bunları değiştirmemiz gerekiyor birincisi. Yani porselen ya da cam kaşık, yani cam kaşık zor da biraz porselen olabilir. Bunu değiştirebiliriz. Bu şekilde bunlarla yerlerini değiştirebiliriz. Limonata ya da limonata sakız çiğnemek yine o ağızdaki metalik tat ve acıyı engelleyebilir. Ya da işte ağızda buz alıp, işte buz parçalarını alıp ağızda çiğnemek, kırmak. Yine bu da ağızdaki o metalik tadı engeller. Limonata yine olabilir. Farklı baharat ve aromalar kullanabiliriz mesela. İşte reyhan, soğan, bunlar kekik, biberi, bunlar da yine ağızdaki o acı tat ve kokuyu engelleyecektir. Mesela yemek yemeden önce mesela ağızda acı tat var da yemek yemiyorsa bu kişi ağzını fırçalamasını isteriz. Mesela diş fırçasıyla fırçaladığı zaman ne oluyor? Tatları iyi alabiliyor. Yani işte bir sebze yemeği yerken, bir et, bir işte çorba içerken ya da bir meyve yerken o meyvenin tadını daha iyi alabiliyor. Ağzını ne yapabiliriz? Diş fırçalarını fırçalayabilir ya da şey yapabilir. Karamatlı suyla ağzını çalkalayabilir ya da tuzlu suyla. Ağzını gargara yaparsa tatları daha iyisini ve ağızdaki metalik ve acı tadın daha az azalmasını sağlarız. Evet, diğer şeyimiz. Koku alma hassasiyet yaşanabiliyor bu süreçte. Koku almada hassasiyet yaşamamak için de mesela pişirilen ortamda bulunmamak lazım. Çünkü pişirilen ortam biliyorsun yemeğin her ortama yayılıyor. Açık havada yemek gerekiyor mümkün kadar. Açık ve ferah ortamda. Bir de yemeğin kokusunu almak için de yemek böyle şeyler var. Torbalar var, yemeklerin torbası. Tavuk pişirken, işte sebze yemekleri pişirken bu torbanın içerisinde pişirirsek en azından dışarıdaki kokusunun dışına yayılmasını engellemiş oluruz. Mümkün olduğu kadar bulunduğu ortamı havalandırmak gerekiyor koku hassasiyetini engellemek için ve yoğun şeylerde çok tercih etmemek gerekiyor koku hassasiyetiniz varsa. Mesela özellikle yumurta çok ağır bir şey vardır, kokusu vardır. Koku hassasiyetiniz olduğu zaman bunu tüketmememiz gerekiyor. Ona dikkat etmek lazım. Evet, en büyük sebeplerimizden bir tanesi iştahsızlık. Sıkıntım var. İştahsızlık kanser hastalarının en sıkıntılı yan etkisi. İştahsız olduğu zaman yemek besin alımı tamamen iptal oluyor. Azaltan sık sık beslenmek gerekiyor. İştahsızlık durumunda besin daha fazla artırmak için de kesinlikle biz kanser hastalarının yemekten önce su tüketmesini istiyoruz. Yani içerse bile böyle bir iki yudum alıp ana yemeğe oturmasını istiyoruz. Çorba en son tüketmesi gerekiyor. Salata en son tüketmesi gerekiyor. İlk başta kalorisi yüksek olan besinler tüketmek gerekiyor. İştahsızlık zaten, iştahsızlık durumu var. Şimdi çorba iki kaşık çorba alıyor. Midem bulandı, işte yemek yemem gibi böyle bahaneler olarak tamamen yemeğin yemesini engelliyoruz. Ne yapacağız? Mesela sıvı içeren kompost su olabilir, su olabilir ya da çorba olabilir. Bunları bu kuru baklagil sebzeleri ya da etli bir yemekten sonraki aşamaya alırsak kişinin hem yüksek miktarda kalori almasını sağlarız hem de bu iştahsızlık durumunu biraz da azaltmış oluruz. Evet. Yani iştahsızlık durumunda işte peynir, dondurma, fındık, fıstık ezmesi, beslenme ürünleri, puding, kuru yemişler bunları tercih edebilirler yine yüksek kalori alması için. Yine kas kaybetmek için bu dönemde çorbayı demiştim. Çorbanın içerisinde kuru baklagillerin, sebze yemeklerin içerisinde kıyma katarak da lezzetlendirebilirler bu şekilde. Ya da işte makarna yapıyorsunuz, makarnanın içerisinde peş ya da kıyma katıp da böyle hem protein açısından da zenginleştirmiş olur hem de böyle farklı bir tat oluşturursunuz. Ya da domates, evde domatesi tavada böyle pişirip sos haline getirip içerisinde biraz baharat katıp bunu da böyle makarnanın üzerine döküp yerseniz de en azından bu da farklı bir lezzet olmuş olur. Daha da sağlıklı şekilde yani daha fazla yemiş olurlar. İçecek olarak süt ve ayran tercih edelim dedim. Kahvaltı kadar yumurta tüketmeye dikkat etmemiz gereken yumurta tüketelim baka. Yumurtasız bir kahvaltımız olmasın. Eğer sarıdan hoşlanmıyorsa ve midesini bulandırıyorsa yemesin. Yani sarısı çok önemli değil bizim için.
Bizim için önemli olan beyaz kısmı. Çünkü en çok protein beyaz kısmında var. Gün içerisinde mutlaka ara öğünlerde protein biliyorsun şeylerinde var. Ceviz, badem, kaşu. Bunların içerisinde protein var. E vitamini var. Çinko var bu besinlerin içerisinde. Bademde özellikle çinko var. Bunlar da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunlarla beraber mesela kuru yemişlerle beraber yanında bir meyve tüketirlerse hem C vitamini hem de çinkoyu beraber ortaklaşa almış olurlar. Daha sağlıklı olur vücutta. Mesela sütlaç muhallebi yapabilirler. Sütlaçın içerisinde fındık, ceviz, badem katıp böyle öğütüp fındığı üzerine döküp yerseniz daha sağlıklı olur. Daha yüksek miktarda kalori almış olursunuz aynı zamanda. Ve bir de yürüyüş önemli. Çünkü kişi iştahsızlık varsa, yemek gibi sıkıntı yaşıyorsa bu kişi iş yapmıyordur yani. Biz kanser hastalarımızda en sıkıntı yaşadığımız şey yürüyüş yaptıramıyoruz hastalar. Yani yürüdükleri zaman böyle sanki bir şey olacak korkusuyla hastalar. Acaba yürürsem işte kanser hastalığım daha mı ilerler? Hep böyle sorular geliyor bize. Diyorum ki iştahsızlığım var sizde, iştahsızlık var. Strese bağlı olarak da iştah olabilir. Sadece beslenmede kemoterapi tedavileri yaşları iştahsızlık yapmıyor. Çok düşünüyorlar. Ne olacak, nasıl iyileşeceğiz, nasıl olacak diye ilk düşünüyorlar. Bir de yürüyüş de yok. Yani çıkıp böyle dışarı yürümüyorlar da. Şu an pandemi sürecinde biraz belki insanlar korkuyor dışarı ama yani sağlamak kimse de sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yani sahilde böyle insanların daha olduğu mekanlarda, kalabalık ortamlardan uzak alanlarda yürüyüş yapabilirler. Sahilde, parkta, bahçede yapabilirler. Yürüyüş yaparlarsa iştahları artar. Yani enerji oluşur vücutta. Enerji açığı oluşursa da daha fazla yemek yiyeceklerinden eminim. Hiçbir sıkıntı yaşarlar. Şimdi kemoterapi kabızlık yaratabiliyor. Kabızlık yarattığı için de bu hastalardan genellikle biz sabahlarında suda bekletilmiş kayısı, incir, kırmızı erik bunları tüketirler. Geceden ıslatıp, sıcak suyun içerisinde ıslatıp bu şekilde yaratabilirler. Ya da keten tohumu da çok güzel mesela kabızlık durumda işe yarıyor. Özellikle yoğurtların içerisine ara öğünlerde bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu katıp yerlerse de bu kabızlık şikayetlerini azaltabilir. Su tüketimi çok önemli. Özellikle günlük 10-12 bardak su içmelerini istiyoruz. Az tüketen hastalarda kabızlık şikayetleri çok fazla miktar artıyor. Çünkü bağırsak hareketleri yavaşlamış oluyor. Deposu alımı da çok önemli. Mesela meyve sebze tüketimi önemli. Meyve sebze tüketimi, sebze ürünlerini çok az tüketen hastalarımızda kabızlık riski daha yüksek oluyor. Ve bol salata tüketelim. Yani her öğünde salatamız olsun. Öğlen yemekte, akşam yemeklerinde, sabah kahvaltılarımızda çiğ salata, az yağlı, biraz limon içerisine katıp yiyebilirsiniz bu şekilde. Kuru baklagil yemekleri ve sebze yemekleri mutlaka olması gerekiyor. Patates, muz, kahve, gazlı ve şekerli yiyecekler kabızlığı artırıyor. Kabızlıkta şekerli gıdalardan uzak duralım. Yine patates püresi, kızartması, haşlamasından uzak duralım yine. Çayı içersek, çok seviyorsak çay içmeyi de Covid emin çaylar değil, açık çay içelim. Açık çaylar kabızlık yaratmaz. Kahvede günde bir bardak bir şey olmaz. Birden fazla tüketirseniz sıkıntı kabız için. Kabızlık şikayetleriyle beraber gaz şikayeti de oluşursa bir bağırsaklarda gaz yapıcı besinlerden uzak durabiliriz. Mesela işte kuru baklagil yemekleri mesela. Çiğ sebze yemeklerini mümkün olduğu kadar azaltabiliriz. Pişmiş yemekler, çiğ sebze yemeklerini tercih etmemeye çalışalım. Ona dikkat edelim. Ne bulgur pilavını tercih etmemeye çalışalım eğer geldiğimiz varsa. Çok gaz şikayetlerimiz oluşuyorsa eğer rezene çayı olabilir. Anason çayı olabilir. Bağırsakta rahat güzelliği var. Kekik çayı olabilir. Bunlar ne bağırsakları beni rahatlatıyor. Bazı hastalarımız var. Çok değişik çaylar içiyorlar mesela. Özellikle sinameki çayı yaptığı için de sinameki çayının tüketmelerini istemiyoruz kesinlikle. Sinameki çayı tamam ishal yapıyor ama kabızlığı da rahatlatıyor. Biz kanser hastalarında bitki çaylarını çok fazla önermiyoruz, tavsiye etmiyoruz ama bazı bitki çayları daha masum oluyor. İşte ıhlamur, rezene bunlarda sıkıntı olmaz ama bazı böyle değişik bitki çayları var. İşte form çaylar oluyor, işte uyku çayları oluyor, değişik içerisinde bilinmeyen çaylar. Bunları kesinlikle kullanmalarını istemiyoruz. Böyle çoklu çaylar tüketmek istemiyoruz. Yani böyle bir
sağlam poşet çayın içerisinde böyle 4-5 tane çayın karışımıyla oluşmuş çayı içmelerini istemiyoruz kanser hastalarının. Bir diğer durumumuzda ishal. Genellikle bu bazı ilaçlar ishal şikayetlerinin altında. Kuru baklava gibi yemekleri, kuru çiğ sebzeler, özellikle kayısı, incir, hurma, bunlar lifçe yüksek olduğu da ishal durumunda vücutta ishal durumu ne için oluyor? Bir de onu tarif etmek lazım. İshal aslında vücudumuzun korumaya altına alıyor. Yani, ishal oluyorsanız vücutta bilin ki enfeksiyon var. Biz demek ki vücutta bir enfeksiyon kalmış. Yani serotonin yükselmiştir. İshal olduğu için vücut, yani bir enfeksiyon olduğu için vücutta direkt vücut otomatik beyne şöyle bir sinyal gidiyor. Diyor ki işte kimesi örnek verdim. Berkin Bey diyor şu an diyor vücutta bağırsaklarda diyor enfeksiyon mikrop var. Mikrobu atmam gerekiyor. Atmam için de ishal olmam lazım. Aslında ishal bizim vücudun vermiş olduğu bir tepki bu. İshal olduğumuz anda vücuttaki o tamamen o mikropları atıyoruz dışkıyla beraber, kirli beraber. Ne yapacağız? Tabii ki bu vücut bu atarken aynı zamanda vücudu koruyor ama aynı zamanda vücuda zarar da veriyor otomatikman. Ne yapmamız gerekiyor? İshalle beraber vücuttan potasyum gidiyor. Yani işte o muzun içerisinden potasyum minerali kaybetmiş oluyoruz. Vücuttaki suyu kaybetmiş oluyoruz. Yani sıvı oranını kaybetmiş oluyoruz vücutun. Yetersiz miktarda su içersek ishalimiz daha da şiddetlenebilir. Vücut daha da halsiz düşer. Daha da bağışıklık sistemi düşer. Mümkün olduğu kadar ishal durumunda soda içebiliyorsak soda içelim. Mesela bir bardak soda içebiliriz. Limon soda olabilir. İçerisine limon sıkıp. Bu içelim. Günlük 12 ile 15 bardak su içmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bol su. Süt yerine yoğurt ve de ayran tüketebiliriz bu dönemde. Ve sodyum içeriği yüksek besinleri tercih edebiliriz. Kraker ve çorba gibi bunlar tuz içeriği yüksek olması gerekiyor. Muz şeftali tüketebilirsiniz. İshal durumunda yeter ve çocuklar fark etmez. Şeker vermemek lazım. Basit şeker mesela. Gidip ishal olan bir hastaya gidip elma suyu, portakal suyu, greyfus suyu, şeftali suyu vermeyelim. Çünkü şeker bir mantar vardır. Kandida mantarı var. Bu bağırsaklardaki ishal oluşumunu hızlandıran bir bakteri. Bunu besliyor ve daha fazla ishalimiz artıyor. Çünkü bağırsaklardaki bakterileri beslemememiz gerekiyor. Şeker de tüketmememiz lazım. Az tüketmemiz gerekiyor. Tabii şekerli besinler tüketmek yerine onların yerine böyle lifli ve lifçe yüksek olan şekerli besinler tercih edebiliriz. İşte ne diyeyim, meyve olabilir, kuru baklagiller olabilir, tam bu da ekmeği olabilir. Bunlardan tüketebiliriz. Günlük 12 bardak su içeceğiz. Muz, patates ve şeftali bizim ishalimizi azaltıyor. Yani bunları tercih edebiliriz. Muz püresi yapabiliriz mesela. Yoğurtla beraber muz yiyebiliriz. Yoğurtla beraber pasajlaması yapabiliriz bu şekilde. Bu şekilde tüketebiliriz. Evet, şimdi bir örnek vakamız var. Bir örnek vakayı da şöyle alayım görüntümüzü. Evet, hastamızın yaşı 55, cinsi erkek, evli, emekli, akciğer kanseri tanısı almış. Hastamız soy geçmişinde anne sağlıklı, baba hipertansiyon, alkol vesaire alıyor. Ameliyat olmamış herhangi bir ameliyat. Boy 1.80, kilo 55, kilosu çok düşük mesela. BKS 16.9, artık manjistumu var, kas kaybetmiş bir hasta. Son 13 ay içinde kilo kaybı 10. Bayağı kilo kaybetmiş. Son dönemlerde kendi beslenme öyküsünde mide bulantısı, yutma güçlüğü, iştahsızlık, kemoterapi aldığı için de bu kemoterapi sonrası iştahsızlık ve bulantı oluşabiliyor bu hasta. Ama daha sonra kemoterapi bitiyor. Kemoterapi tedavisi son aşamada yok, şu anda almıyor. Evet, kemoterapi aldığı süreçte hastamızda bazı semptomlar oluştu. Bu semptomlardan bir tanesi yine ağzında yara oluştu. Oluşmadı. İştahsızlık oluştu. Kalsizlik oluştu yine bu hastamızda. Diğeri ishal, yani kabızlık oluşmadı. Bulantı, kusma var ve nefes darlığı da bir şikayet yok şu anda. Evet, hastamızın beden kitle indeksi 16 ile 17 arasında olduğu için orta malnütrisyon diyoruz bu hastamızda. Yani kas kaybetmiş biraz bu hastamız. Doku ve kas kaybetmiş. Yağ oranı çok düşük bu hastamın. Nutrisyonel değerlendirmede skoru bir ayda %5'ten daha fazla kilo ettiği için
beden kitlenin -18.5'in altında olduğu için bu aslında 3 skoru verdik. İşte skor 3. Burada da şiddetli pnömeni, yani biraz enfeksiyon olduğu için vücutta 2 verdik. Toplamda NRS 2002 skoru 5. Normalde biz 3'ün üzerinde direkt müdahale etmemiz gerekiyor, yani yüksek oranda. Evet, hastamızın antibiyotik ölçümleri baktığımız anda üst orta kol çevresi 23 santim. Tam sınırda çıkmış. Bizim 23'ün üzeri olması gerekiyor. Yani artık kas etmek üzere sınıra yaklaşmış. Aşağı doğru ilerliyor yavaş yavaş. Biz bunu direkt müdahale etmek lazım. Kol kasları mümkün olduğu kadar çalıştırmak gerekiyor bu hastalarımızda. Kol kasları ne kadar hareketli olur? Yani ne yapabilirsiniz dedim size. Ufak böyle su şişesi alıp şöyle kolla elimizi yukarı aşağı kaldırıp aşağı yukarı kaldırıp kasları biraz böyle paralize, yani hareket ettirirsek kaslarımızda güçlenmiş oluruz. Evet. Deri kıvırım kalınlığı. Evet, burada gördüğü 7.2 mm deri kıvırım kalınlığı bu hastamızın. Artık bayağı kas gitmiş. Kaslar artık gitmek üzere. 12.5'in altında olduğu zaman depolarda yetersiz, yağ depoları yetersiz, yani zayıf olduğunun göstergesi. El dönme metresinde yine erkeklerle 30'unda olursa sıkıntı, yani ellerde, el kaslarında zayıflık olduğunu göstergesi. Bizim el dönemimiz, bu hastamızın el kası çok zayıf. 21 kilo bastı çünkü eliyle. Baldır çevre yine malnutrisyon için çok önemli. İdeal baldır çevresi 31 santimde olmaması gerekiyor. Yani 33-34'lerde olması gerekiyor. Bizim hastamızın baldır çevresi 1 santim. Baktığımız anda üre 49 bu hastamızın. Su içimi yetersiz, yani bir su içiremiyoruz maalesef çok fazla. Su biraz daha tüketmesi gerekiyor. Bunu bu hastamızın. Albümin seviyeleri düşük yine 2.2. Normalde 3.5 ile 5.2 arasında olması gerekiyor. HDL yüksek. Evet, HDL'si yüksek. LDL'si düşük. 1.6. Pardon. 7.6'yı burayı ben yanlış yazmışım. Daha fazla. Efendim? 76 olabilir belki de, o virgül mü fazla yanlış? Evet, yani yok, bu olmayacak. Yanlış olmuş, o 7.6 olmayacak. Evet. Ben sanırım yazarken yanlış yazdım. Manuel girdi bir sınıf karşı olmuş. Prealbumi düşük, yine 10 çıkmış. Yine bu da low. Kreatin, sodyum, CRP, nötrofil, nötrofil değerleri normal değerlerde şu anda. Değerleri normal olduğu için de nötrofil diyet vermeye gerek yok hastamıza. Enerji hesaplaması yaparsak bu hastamızda, ben genellikle klinikte şöyle pratik hesaplama yapıyorum. Burada diyet seven arkadaşlarımız varsa bizi izleyen, burada Harris Benedik şöyle Schofing ve Dünya Sağlık Örgütü'nün, WHO'nun parametrelerini de kullanabilirler. Ortalama hemen arada çok 80-90 kalori fark edebilir ama ben genellikle klinikte olduğum için 25-30 kalori alıyorum. Bu hastayı ben 30'dan aldım. Biraz kilo almasını istiyorum aynı zamanda. 1.2 hareketli olduğu için, yani yatakta hareketli olduğu için 1.2 aldım. Protein gereksinmesi yine 1.5 aldım. Yaşlı olduğu için biraz daha yüksek aldım proteini. 1.5 gram protein. Sıvı gereksinmesinde düşük kilosu olduğu için de 40'tan aldım. 40 çarpı 55 2200 milim sıvı gereksinmesi var bu hastamızın. Şöyle diyet yaptığımız anda ben rezene yapıp patlıcayı verdim. Çünkü biraz gaz şikayetleri olduğu için biraz da böyle gaz şikayetini azaltacak rezene çayı ve papatya verdim. 2 dilim beyaz peynir verdim. Yine paketlenmiş halde, böyle tetrapak kutularda olan. Haşlı yumurta bir tane ya da peynirle omlet yapabilirler. Zeytin ezmesi tetrapak olabilir ya da ceviz olabilir yanında. 2 dilim tahammuda ekmeği. Yine ara öğünümüzde 2 adet iyi yıkanmış meyve. Bir kase yoğurt. Meyvelerin genelde kabuklarını soyduruyorum ben. Kemik hastalığı almasın. Yani çok da pestisit riskini azaltmak için, yani o tarım ilaçları riskini azaltmak için de meyvelerin kabukları soyulursa daha iyi olur. Bir kase yoğurt yine yanında. Tuzlu krem ve açık çay olur. Kıymalı ve kaşarlı çorba. Yani kıymalı yapıp üzerine kaşar rendeleyip tüketebilirsiniz. 3 adet köfte. Bir tabak semalı sebze yemeği olabilir. Ya da normal sebze yemek olabilir.
2 ansa yoğurdumuz var. 4 yemek kaşığı bulgur pilavı ve makarna olabilir. Yanında 2 yemek kaşığı, 2 dilim de tam ekmeği verdim. Ara öğünlerde yine bir bardak meyveli yoğurt. Kendimiz evde yapalım meyveli yoğurdu. Hazır olmasın kesinlikle. Yine bir fındıklı sütlaç veya bir adet meyve olabilir. Akşam yemeği kıymalı bol peynirli makarna. Bir kase köfte kadar etle hazırlanmış sebze yemeği. Bir kase komposto. 2 yemek kaşığı yoğurt. Biraz gaz şikayetleri olduğu için bu dönemde ben hastaya kuru baklagil yemekleri çok vermedim. Gaz şikayetleri normal döndükten sonra kuru baklagil yemeklerini de ekleyebilir. 2 yemek kaşığı yoğurt. 2 dilim tam buğday ekmeği. Ara öğünde yine bir kase yoğurt, galeta, bir çay bardağı beyaz leblebi olabilir. Beslenme durumunda genel notlar olarak şöyle. Günlük 10-12 bardak su içmesini istiyorum. Ağızcı tarif edecek kadar çok sıcak bir besin tüketmesini istemiyoruz. Genellikle bu ağızcı hassas oldukları için hastaların aldığı ilaçlardan dolayı. Asitli uzak, beslenme uzak durmalarını istiyorum. Mesela işte greyfurt, limon, işte asitli içecekler, soda gibi bunların durmaları gerekiyor. Çok tuzlu besinler tüketmelerini istemiyoruz. Çok kuru ve katı besinler tüketmemeleri gerekiyor. Yoğun mide bulantısı varsa eğer yağlı besinler, şekerli besinler tüketmelerini istemiyoruz. Genellikle böyle sakız olabilir, karbonatlı sakızlar var. Onlardan çiğneyip mide bulantılarından iyi geliyor. Ya da kuru zencefil, aromalı şekerli zencefiller. Koku hassasiyetleri varsa gibi pişirme torbası kullanabilirler. Mide bulantılarında, şöyle geçeyim. Buz parçacıkları ağzına atıp bu da mide bulantılarını ve ağız için yaralarda iyi geliyor. Mesela ağız için yaralanmalarındaki o hassasiyeti azaltmak için de buzları iyi geliyor. Son olarak da erken kanserde erken teşhis hayatıdır. Yani ne kadar erken teşhis alırsak, tanıyı ne kadar erken alırsak biz kanser o kadar derecede az hasar alırız. Mutlaka bayanlar, erkekler 60 yaşından sonra kanseri bayanlar özellikle erkeklerle prostat kanseri için siyahlarına baktırabilirler. İşte kadınlara mamografi çektirebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Düzenli yılda bir kez bir kanser mamamızı yapmak gerekiyor. Özellikle ailemizde kanser öyküsü olan bir kişi varsa dayımız, amcamız, annemiz, babamız, kardeşimiz de mutlaka kesinlikle yılda bir kez bir kanser taraması için kap yaptırmak gerekiyor. O önemli. Hocam, söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hocam sizlere de çok iyi akşamlar diliyorum katılımlarınız için. Hoşça kalın. Bir dahaki webinarımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.